Görüntüleri izliyorsunuz zaten Bursa'ya dağındaki o hafriyatı. Hafriyat neden oldu? Elbette Türk Silahlı Kuvvetleri vurduğu için yıktı birçok kuleyi. Mehmetçik teröristlerin Afrin'deki kalesini Bursa'ya dağını yerle bir etti. Bunu yaparken de dünyada sadece birkaç ülkenin üretebildiği yerli sığınak denen nüfuz edici bombalar kullanıldı. ATV Haber örgütün 90 santimlik beton koruganlarını delip geçen o bombaları görüntüledi bugün. Önce duvarı delip içeri giriyor, sonra infilak ediyor. Adı nüfuz edici bomba, yani beton delen bomba. Tamamen yerli imkanlarla makine kimya endüstrisi tarafından üretilen beton delen, Afrin Harekatı'nın da önemli bir parçası oldu. Nüfuz edici bomba 2000 litrelik mühimmatımızdır, uçak bombası olarak geçer. Türkiye'nin ilk yerli beton delici bombasıdır. Son olarak Bursa'ya dağına yönelik düzenlenen operasyonda beton siperlerin arkasına saklanan teröristler de bu bombalarla vuruldu. Beton delenler sayesinde teröristlerin güvenli olduğunu düşündüğü beton kule ve mevziler dakikalar içinde kevgire döndü. İşte Bursa'ya dağındaki PYD hedeflerini yerli bir eden mühimmat bu. Nüfuz edici bomba tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildi. Önce ön kısmı oradaki siperlerin duvarına çarpıyor ve duvarı delerek asıl kısım içeri giriyor. Buradaki bomba da zaman ayarlı ve sadece 1-2 saniye içerisinde patlayarak içerideki bütün hedefleri yok ediyor. Bursa'ya dağında PYD'li teröristlerce kullanılan koruganlar, yani beton mevziler, demirlerle güçlendirilmiş 90 santimlik betondan yapılmıştı. Ama beton delenler sayesinde kısa sürede 7 betonarme koruganla bunlar arasında bağlantı sağlayan tüneller yerle bir oldu. Bu teknolojiyi dünyada sadece birkaç ülke üretebiliyor. Türkiye'nin ürettiği beton delen bombalarsa benzerlerinden daha üstün. Yurt dışında üretilen mühimmatlar 1.8'lik güçlendirilmiş betonu delebilmekte. Fakat bizim mühimmatımız şu anda yaptığımız testlerde 2.1, yaptığımız analizlerde de 2.4'e kadar delim yapabilme yeteneğine sahiptir.